Merhabalar Scroll TV izleyenleri, ben Yavuz Şahin. Bugün sizlerle birlikte Hırdavat bölümünde çok ilginç bir ürüne yakından bakacağız. Yanımda Melih Bilgin var. Merhabalar Melih öncelikle. Merhaba. Bugün yakından bakacağımız ürün sanıyorum bir depolama cihazı. Çünkü markasını gördüm. İstiyorsan sözü sana bırakayım. Evet, markasından bahsetmiştim. Hemen Transcend Storage Cloud ürünü olduğunu söyleyeyim. Gördüğün gibi oldukça küçük bir ürün. Bir cep telefonunu andıran bir ürün. Yanında da hani bir cep telefonu var. Boyutlarını karşılaştırmak gerekirse oldukça küçük boyutları var. Dediğim gibi bir depolama ürünü ama aynı zamanda bir medya sunucusu özelliğini de taşıyabiliyor. Bu tarz ürünler genelde çok daha büyük ve hani televizyon altında konumlandırmak üzere üretilen ürünler ama bu onun taşınabilir bir versiyonu gibi. O yüzden de hani çok farklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Transcend Storage Cloud isminden de anlaşılabileceği gibi bir bulut, yani bir kablosuz erişim noktası gibi aslında. Wi-Fi ağı üzerinden çalışıyor. Cihazı çalıştırdığınız zaman kendisi sanki bir Wi-Fi ağıymış gibi yayın yapmaya başlıyor. Daha sonra bir cep telefonu olsun, bir bilgisayar olsun, Wi-Fi ağı üzerinden yayın yapan Storage ağını görüyorsunuz ve Storage ağına bağlandığınız zaman cihaza bağlanmış oluyorsunuz. Bundan sonra cihazın içerisindeki resimler, videolar, filmleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda oraya bir içerik de atabilirsiniz. Tabii bunun yanında sadece depolama aracı olarak da kullanabilirsiniz. Kapasitesinden bahsedeyim. 64 GB'lık bir kapasiteye sahip. Bu da oldukça geniş diyebiliriz. Hani daha çok mobil cihazlarla kullanılmak üzere taşınabilir bir ürün olduğu için 64 GB kapasite yeterli olacaktır. Ama bunun yanında daha ilginç olan hafifliği, dikkat edersen oldukça hafif bir ürün. Bunun sebebi de içerisinde bir hard disk olmaması. Hani küçük bu boyutlarda hard diskler var ama bu cihazın içerisinde flash tabanlı, yani SSD'lerde gördüğümüz hafıza türü kullanılmış. Bu hafıza türü de hem oldukça hızlı hem de daha güvenli. Normal hard disklere göre fiziksel dönen bir parçası bulunmadığı içerisinde. Bu sayede cihaz hem hızlı hem de oldukça taşınabilir. Ufak bir ürün olma avantajını sağlamış. Peki SSD bize başka ne tür avantajlar sağlıyor? Örneğin gecikmesiz geçişler. Bir cihaz üzerinden, Wi-Fi cihaz üzerinden bağlandınız bu cihaza. İçerisinde resimler var, bakmak istiyorsunuz. Resimler arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bir yükleme, bir gecikme, resim attıktan sonra diğer resmin gelmesi için birkaç saniye bekleme gibi bir durum yok. Bu içerisindeki hafızanın hızı, tabii aynı zamanda ağın hızıyla da alakalı, oldukça hızlı çalışıyor. Bunun yanında 5 cihaza kadar da aynı anda streaming yapabiliyor. Yani medya yayını yapabiliyor. İçerisindeki bir videoyu aynı anda 5 farklı cihaz Wi-Fi ağı üzerinden izleyebiliyor. Bunlar böylesine küçük bir cihaz için etkileyici özellikler. Bu tür cihazlarda tabii ki formatlar da önemli oluyor. Yani, aynı zamanda streaming yaptığı için. Cihaz birçok farklı formata destek veriyor. Özellikle de iOS'la uyumlu formatlara burada özen gösterilmiş. Yani cihazın içerisine attığınız videoların neredeyse tamamı sonsuz bir şekilde cihaz üzerinde oynatılabiliyor. Aynı zamanda resimlerde de bu aynı şekilde söz konusu. Ben de şunu sormak istiyorum aslında sana. Ürün çok hafif olduğunu söyledin. Alt tarafında bir USB girişi görüyorum. Ve mobil cihazlara çalışıyor bu ürün. Bir kablosuz ağ açıyor ve buna mobil cihazlar bağlanıp içerisindeki multimedya dosyalarına erişebiliyorlar. Peki bu ürün USB üzerinden çalışıyorsa bir bilgisayara mı bağlamamız gerekiyor sürekli çalıştırmak için veya bir elektrik adaptörü mü gerekiyor bunun için? Bilgisayara bağlayabiliyoruz. USB kablosu hem bilgisayar bağlantısı için hem de aynı zamanda şarj için yerleştirilmiş. Ama onun dışında cihazı normal çalıştırırken herhangi bir güç kaynağına ihtiyacı yok. İçerisinde lityum polimer bir pil var. Pil yerleştirilmiş. Bu sayede cihazı nerede olursanız olun çalıştırabiliyorsunuz ve medya yayınına depolama kapasitesini göstermeye hazır oluyor. Peki ne kadar süreyle içerisindeki bataryası ayakta tutabiliyor bu cihazı? Streaming'den bahsedersek 6 saate kadar video streaming yapabiliyor. Yani cihazı açtınız, video izlemeye başladınız. İçerisindeki pil sayesinde 6 saat kesintisiz film izleyebiliyorsunuz. Eğer bir streaming yapmazsanız, yani sürekli erişim yapmazsanız, sadece depolama için açık bırakırsanız birkaç günü rahatlıkla çıkartacağını söyleyebilirim. Yani 4-5 güne kadar gidebiliyor. Bunun dışında bilgisayara bağlantı özelliğinden bahsetmiştim. Orada da bir özelliğinden bahsedeyim. Cihazı bilgisayara bağladığımız zaman normal bir depolama aygıtı olarak görüyor. Yani USB bellek, bir harici hard disk gibi aynı şekilde görüyor. Ve içerisine kopyala yapıştır ya da işte tut bırak şeklinde dosya atabiliyoruz. Bu açıdan da oldukça kolay bir arayüze sahip cihaz. Bunun dışında iOS için özel bir uygulama geliştirilmiş. Hani Wi-Fi üzerinden tüm cihazlarla birlikte çalışıyor. Ama iOS için ayrı bir uygulaması da var. Hem iPad ama hem iPhone için. Buradan da yine içerisine erişip içerisindeki dosyaları anında oynatabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden bakabiliyorsunuz. Ayarları değiştirebiliyorsunuz. Birçok farklı özelliğe erişmek mümkün.
Son olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse hem bilgisayar kullanıcılar için hem de özellikle mobil cihazlar için, tablet olsun, akıllı telefon olsun, böyle yüksek kapasiteli dosyalarla çalışan, işte cihazların içerisindeki kapasiteyi çok çabuk dolduran kullanıcılar vardır. Bu kullanıcılar için çok faydalı bir ürün bence. Çünkü hem yanlarında taşıyabiliyorlar hem de evde açtıkları zaman her yerde istedikleri anda bu cihazın Wi-Fi ayağına erişebiliyorlar. Bu da tabii 5 kişiye kadar destek vermesi sayesinde birçok kişinin bunu kullanabileceği anlamına geliyor. Fiyatı biraz yüksek ama pazarda hani bir rakibi de olmadığı için bence özellikle böyle çok veri kullanan kullanıcılara hitap eden bir ürün. Fiyatına da değecek bir ürün. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Yeni bir Hırdavat bölümünde görüşmek üzere.